işin takvimi artı getirisi, götürüsü, finansal yapısı konusunda istişaremiz devam ediyor. Dolayısıyla bir neticeye varıldığı zaman da daha doyurucu bilgi veririz size. Merhaba Başkanım. Fotomaç Bülent Can. Bir önceki sorudan devam ederek sormak istiyorum. Mağazacılık AŞ'deki istifalardan sonra Cemal Bey ve diğer iki kişi görevlerine devam edeceklerini de açıkladılar. Bu şartlarda görevlerine devam etmeleri normal mi? İstifa çağrıları da var sosyal medyada tabii. Siz bu anlamda istifalarını bekliyor musunuz ve aranızda herhangi bir görüşme oldu mu? İstifa eden kişiler arasında sadece Cemal Bey yönetim kurulu üyesi, başkan yardımcısı. Tabii istifa kişisel bir karar, şahsi alınan bir karar. Dolayısıyla o konuyla ilgili ben herhangi bir yorum yapmak istemiyorum. Kendisi değerlendirecektir. Onun için yani bu sorunun cevabı kendisinde aslında. Yani benim bir şey söylememe gerek yok. Benim işaret etmek istediğim hususlar, tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı bütün camiayı temsil ediyor. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nı Galatasaray'ın sahibi genel kurulu seçiyor. Bilahare yönetimler oluşturuluyor, atamalar yapılıyor. Burada duyulan rahatsızlıkların başında Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın, ben bütün yönetimlerde varım. Bütün yönetimlerde var. Önümüzde bir genel kurul var. Burada çıkacağım, genel kurul üyelerine faaliyetlerimiz açısından, iştiraklerimizin faaliyetleri açısından hesap vereceğim. Kabul etme dediğim husus şudur. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın herhangi bir yönetimde olması, bu yönetimdeki diğer arkadaşların bir istifa sebebi olamaz. Bu bir istifa sebebi olamaz. Kişisel olarak beni sevmeyebilirsiniz, bana karşı olabilirsiniz. Kişiselse ben bunu tolere ederim. Burada hiçbir zaman egom ön plana çıkmaz. Ama Galatasaray Spor Kulübü Başkanı, Galatasaray makama yapılan hareketi değerlendirmek zorundadır. Çok net ifade ediyorum. Hiçbir şekilde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın bir şirketin içinde olması, yönetim kurulunda olması diğer üyelerin istifa sebebi olamaz. Ben bunu affetmiyorum. Herkes bunu böyle bilsin. O bir yönetim kurulu arkadaşlarımla oturup istişare edeceğimiz bir konu. Hiçbir şeyde geri kalmaz. Galatasaray'da faaliyette biz en büyük aldığımız destek camiamızdan destek alıyoruz. Taraftarlarımızdan destek alıyoruz. Biz çok büyük bir aileyiz. Kişilere bağlı, kişilerin yaptığı hususlarla ilgili değil. Hep birlikte yapmamız gereken hususlar var. Bizim başarımızın altında yatan en büyük faktör taraftarlarımızın, camiamızın bize vereceği destektir. Ve hiçbir zamanda kopmayacağımız barış yok olmanın, sevgi ikliminin camiada yarattığı enerjiyi gördük. Çok güzel bir sene geçirdik. Geçtiğimiz hafta oynadığımız maçlarda herkes çok mutlu oldu. Herkes, bütün Türkiye sevindi. Galatasaray bu. Başkanım, fazla uzasın istemiyorum ama siz tabii genel sekreterliğe yazılan o istifa mektubuna çok alınmışsınız. Bir açıklamada da... Alınmadım, hayır. Ben Galatasaray Başkanı olarak Galatasaray'ı temsilen
düşüncelerimi arz ediyorum. Alınganlık diye bir şey söz konusu değil. Genel açıklamada da Cemal Bey'in şöyle bir ifade var. Mağazacılığa sorulmadan forma sponsoru bulunmasını biz kabul edemiyoruz şeklinde bir açıklama var. Onunla ilgili bir şey söyler misiniz? Galatasaray Spor Kulübü'nün organları var. Bu konular bu organlarda tartışılır. Eğer yönetim kurulu toplantılarına gelirseniz, eğer yönetim kurulu toplantılarında olursanız bu konular orada tartışılır. Hiçbir zaman içimizdeki tartışmamız gereken konular bu şekilde basın yoluyla birbirimize adreslenemez. Defalarca tartıştık yönetim kurulunda. Eğer oradaysanız siz de iştirak edersiniz tartışmaya. Duymuyorum. İki yönetici de istifa etmedi. Bu oluşumda Hakan Sarıöz de Blue Nunci de istifa etmedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla şimdi ben tabii o andaki orada değildim yani. Yönetimde onlar neler konuştular? Aralarında nasıl bir tartışma oldu? Bana intikal eden mektuba göre üç kişi istifa etmemiş, dört kişi gerekçe göstererek ya başkan buraya gelirse biz istifa ederiz gerekçesiyle net bir şekilde bu yazıyor. Siz, basına da bunu sızdırmışlar, öyle yani siz bu mektupları gördüğünüzü düşünüyorum. Demek ki dört kişinin istifa... Efendim? Resmi sayfadan açıkladılar ya başkanım. Resmi siteden açıkladılar Galatasaray Spor'un resmi sitesinden de. Yani bunların doğru bir şey olduğunu düşünmüyorum. İstifa kişiseldir. İstifa mektubunu getirip yönetime verirsiniz. Bu görevi size kim vermişse bu görevi o arkadaşlara Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu verdi. İstifanızı gelirsiniz Galatasaray Sportif AŞ yönetimine sunarsınız. Galatasaray'ın sosyal mecraları Galatasaray içindir. Kişisel bir deklarasyon veyahut da kişisel bir fikrinizi Galatasaray'ın sosyal medya ağlarından yapamazsınız. Bu Galatasaray'a yakışmaz. Galatasaray'ın ananelerinde, etik değerlerinde bunlar yok. Bu görevi size kim verdi? Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu verdi. İstifanızı iletmeniz gereken yer orası. Bu manada bu tip organlardan, Galatasaray'ın sosyal medya organlarından bunun yayınlanması da değerlendirilmesi gereken bir konu. Başkanım, şunu da sormak istiyorum. Aslında Galatasaray Spor'la alakalı bazı taraftarların da ürünlerle alakalı belli şikayetleri de oluyordu. Bu bağlamda yeni gelecek ismi de biraz Galatasaray taraftar merak ediyor. Acaba mağazacılık AŞ'de görebileceğiniz yeni yönetici belirlediniz mi? Burada yeni çalışmalar olacak mı? Çünkü dediğim gibi Galatasaray taraftarının da biraz özellikle yeni transferlerinin potansiyelinin iyi kullanılamadığı yönünde şikayetleri de oluyordu. Şimdi değerli arkadaşlar, şimdi Galatasaray'da devamlılık esas. Galatasaray'ın insan kaynağı o kadar büyük ki bu konuda hizmet etmek isteyen yüzlerce arkadaş var. Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray Spor Kulübü yönetimi, hem Sportif AŞ hem de Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu bu konuda en iyi değerlendirmeyi yapacaktır. Hedeflerimizde hiç şaşma yok. Hatta her seferinde hedefleri daha yukarıya taşıma amacımız var. Nitekim hafta sonu yapacağımız genel kurulda bu konuda da hem genel kurul üyelerine hem de taraftarlarımızı, bizi seven Galatasaraylılara çok detaylı açıklamalarda bulunacağım. Onun için hiç endişeye gerek yok. Bugünden itibaren biz olaya son derece hakimiz ve konunun bir konuda da yine bu yönetimi haklı çıkaran bir husus var. O da şu.
Tabii Galatasaray camiası çok büyük. Galatasaray'a hizmet vermek isteyen yönetim kurullarının yükü de çok ağır. Hatırlarsanız yaptığımız bir Türk Kongresi'nde, genel kurulunda şu kararı aldık. Dedi ki 3 sene için daha önce seçiyorduk yönetim kurullarında, yorulmalar oluyor. Yorulmalar oluyor dedik ve 2 seneye indirdik. Gerçekten bugün yaşadığımız olay bu yorulmaların sonucudur. Onun için de yönetimlerin süresini 2 seneye seçmekte ne kadar haklı olduğumuzun da bir göstergesidir bugünkü olaylar. Ben istedim ki genel kurul her zaman değerlendirsin yönetimleri. Değerlendirsin. Yönetimler başarılıysa bir daha seçer. Ama 100 senelik süre bu yorgunluklara sebep olduğu için de uzun bir süreydi. Bu değişikliği de onun için yaptık ve bu son gelişmelerde bu konuda ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor.